Af haberleri ile ilgili son durum merakla araştırılıyor. Özellikle hükümlü yakınları ceza infaz düzenlenmesi ile ilgili af çıktı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre af düzenlenmesinde sona yaklaşıldı. Konuyla ilgili AK Parti ve MHP kurmaylarının çalışmaları devam ediyor. Peki af yasası ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar. Af haberleri yani ceza infaz kanununda değişiklik tasarısı ikinci yargı reformu kapsamında TBMM gündemine gelecek. Hükümlü yakınları başta olmak üzere komoyunun genelinde düzenleme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Denetimli serbestlikte de 4 yıl detayı. Af olarak nitelenen infaz düzenlenmesi için ise tamamen ayrı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti ile MHP birlikte çalışıyor. MHP'nin daha önce meclise verdiği yasa teklifi de göz önünde bulundurularak şekillenmesi hedeflenen infaz düzenlenmesinde geçici bir madde ile MHP'nin denetimli serbestliğe dönük talebine yer verilmesi üzerinde duruluyor. Buna göre belli bir tarih aralığında işlenen bazı suçlara yönelik hüküm giyen ve 4 yıllık cezası kalanlar denetimli serbestlikten bir defaya mahsus faydalanabilecek. Kapsamına uyuşturucu ile organize suçluğunun girip girmeyeceği halen tartışılıyor. İnfaz süresi yarıya iniyor. Bu geçici madde ile bir defaya mahsus tanınacak denetimli serbestlik hakkının dışında kılıcı düzenleme olarak da teklifte ayrı bir denetimli serbestlik maddesi yer alacak. O madde ile mevcutta adil suçlarda bir yıl terör suçlarında 2 yıl olan denetimli serbestlikte de kriter cezanın beşte bir olarak yeniden belirlenecek. Eğer teklif bu şekilde sunulursa 20 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl kala denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkabilecek. 10 yıl ceza alan için Denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak. Yargı paketinde ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın 3'te 2'si çekilirken yeni düzenlenmede 2'de 1'i yani yarı oranında infaz gerçekleşecek. Böylece 10 yıl ceza alan içeride 5 yıl yatacak. Bunun beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için sadece 3 yıl cezaevinde bulunacak. İnfaz düzenlenmesi için kapsam dışı bırakılan suçlar var. Terör bunların başında geliyor. Ayrıca cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar kapsam dışı olacak. Yani daha önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkıp yeniden suç işleyenler bu düzenlemelerden yararlanamayacaklar. Mahkumlara af ve nafaka düzenlenmesi bekleyenlere kötü haber. Ah bekleyen mahkumlara kötü haber geldi. Türkiye gazetesinde bugün yayınlanan haberde ah bekleyen mahkum ile mahkum yakınlarını üzen haber verildi. Daha önce meclis tatile girmeden çıkacak denilen ceza indirimi düzenlenmesi Ekim ayına ertelenmişti. Meclisin en yakın sürede çıkaracağı bildirilen düzenleme daha sonra birinci yargı paketinden de çıkarılmış ve ikinci yargı paketinde olacağı aktarılmıştı. Son açıklamalarda ise ikinci yargı paketinin Aralık ayında meclise geleceği ve yıl bitmeden yargı paketinin meclisten geçeceği bildirildi. Ancak gelen son dakika açıklaması ceza indirimi bekleyen mahkumları ve mahkum yakınlarını üzdü. Çalışmalar tamamlanma aşamasında. Mayıs ayında açıklanan ve birincisi geçtiğimiz ay meclisten geçen yargı paketinin ikincisi üzerinde. Adalet Bakanlığı bürokratlarının ve AK Partili hukukçuların çalışmalarında son aşamalara geldi ayrı bir paket olarak gelecek. Daha önce yapılan açıklamada infaz düzenlenmesi ve nafakanın ikinci yargı paketine ekleneceği bildirildi. Ancak edinilen son bilgilere göre bu düzenlenmeler ayrı bir yasa teklifi olarak TBMM'ye gelecek. Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 2020 yılı bütçe görüşmelerine şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediliyor. 29 Kasım günü Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sona erecek ve 2020 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Bütçe görüşmelerinin TBMM'de Aralık ayı sonunda bitmesi bekleniliyor. Buna göre kamuoyunda mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlenmesinin nafaka meselesinin erken yaşta evlilik ve icra ile çocuk alma meselelerinin yeni yılda meclise gelmesi bekleniyor.